Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'ndeyim. 305 metrekare arsa üzerine kurulu köşe konumda lüks bir villamızın tanıtımını yapmaya geldim. 4 artı 1 Amerikan mutfak. Ada bir mutfağımız var. Müstakil havuzlu, müstakil otoparklı. Gerçekten çok güzel bir villa. Beraber içeriği gezeceğiz. Belli başlı özellikler var. Biraz lokasyondan bahsedeceğim. Efeler Mahallesi villalar bölgesini zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Önümüzde, arkamızda, yanımızda, sağımızda, solumuzda, her tarafımızda yapılaşma mevcut arkadaşlar. Buradan İmbat Koyu'na mesafemizde 1-1,5 kilometre uzaklıkta. Lokasyonumuz güzel. Buradan şehir merkezine 2-2,5 kilometre mesafedeyiz. Efeler Mahallesi villalar bölgesi villa imarlı bir bölge. Burada herhangi bir bina imarı yok. Hatta şimdi biraz sonra kameraman da gösterecek her tarafı. Siz de göreceksiniz. Buradaki villaların fiyatları bir hayli yüksek arkadaşlar. 20 milyon, 25 milyona kadar dayandı. Bugün bizim bakacağımız villanın fiyatı 14 milyon TL. Tam müstakil, özel otoparklı, özel havuzlu, köşe konumda, iki tarafı da yol. Harika bir villa diyebilirim. Otopark alanına bakıyoruz. Şimdi ön taraftaki villalarımızdan da biraz bahsedeceğim. Onların da çekimlerini yaptık. Yarın bir gün kanala yükleyeceğiz. Onların da taneleri 7 milyon 250. Ortak havuzlu, site konseptinde tamamen müstakil, özel otoparklı. Onlar da gerçekten güzel villalar. Onların fiyatları 7 milyon 250. Buranın fiyatı 14 milyon TL. Buranın fiyatının 14 olmasının sebebi, daha doğrusu şimdi, birincisi kalite, ikincisi kullanılan malzemeler dışında konumu, arsası, havuzu, her şey tamamen size ait olması. En önemli konu bu. Şimdi otomatik panjurlarımız mevcut. Sol tarafında bir havuz alanımız var. Otoparkı gördünüz. Demir ve ahşap doğrama. Güzel bir otopark kapımız var. Burada bir bahçe terasımız mevcut. Buralara şezlonglarınızı atabilirsiniz. Havuz alanımız gayet yeterli. Zaten dört tarafımız denizle çevrili olan bir ilçe olduğumuz için biz herhangi bir sorun olmaz. Bunu da serinlemek için kullanırsınız. Duvarın içerisine güzel de bir şelale bırakılmış. Oldukça hoş görünüyor. Havuz alanı da gayet güzel. Havuzun hemen dibinde, köşe konumda güzel de bir kamelya alanımız var. İçerisinde beyaz aydınlatmalarımız mevcut. Havuz tarafına doğru ve yan tarafa doğru yine çitlerle çevrilmiş. Burada gerçekten güzel. Buna ne yapılabilir? Geçen Bodrum'daydık. Bir abimize misafir olduk. Onun da böyle bir kamelya alanı var. Nasıl yapmış? Tamamen bu kısımları cam balkon yerine sineklik yapmış ama çok şık bir şekilde. Fotoğrafını çektim. Eğer duruyorsa koyacağım. Tamamen sineklerden arınmış. Gerçi burada sinek yok ama orada vardı biraz. Çok güzel bir oturma alanı oluşturmuş. Bir bahçe yapmış kendisine. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz ya da komple cam balkonda yapabilirsiniz. Tercih sizin. Burada güzel bir barbekü alanımız var. Bir tezgahımız mevcut. Bir barbekümüz mevcut. Aynı zamanda alt taraflarda da yine eşyalarınızı istiflemek için güzel de kabinler yapılmış. Peyzaj alanımız yarım ay şeklinde gayet güzel. Ortasında bir palmiye mevcut. Çakıl taşlarıyla güzel süslemeler yapılmış. Duvar üstü aydınlatmalarımız mevcut. Yaya giriş kapımız hemen sağ tarafımızda. Önümüz yol. Bakın gördüğünüz bütün villaların hepsi satıldı. Artık villa kalmadı burada. Arz talebe göre ilerliyor. Fiyat pahalı deseniz de bakın, izleyin, bütçenize uymuyorsa videoyu beğenmeden beğenin geçin. Çok da bir şey yapmanıza gerek yok. Bütçenize uyuyorsa da burayı kaçırmayın derim. 14 milyon TL satış rakamı var buranın. Şimdi çelik kapı kısmına doğru ilerlediğimizde üstümüzde güzel bir çıkmamız var. Çelik kapı etrafında güzelle seramiklerle kaplanmış. Yine peyzaj alanımız devam ediyor. Aydınlatmalardan bahsettik. Her şeyle dört dörtlük bir villa. Yavaş yavaş içeriye girelim. İçerisi de çok güzel. Villaya bayılacaksınız. 14 milyon TL'ye böyle bir villaya Didim Efeler Mahallesi'nde sahip olabilirsiniz. Şimdi kanalda bir de Yeşiltepe'de olan bir villamız var. O da 12 milyon 500 bin TL. Onu da kartlar kısmına ekliyorum. Onu da inceleyebilirsiniz. 700 metrekare arsa üzerine kurulu harika bir villa o da. Şimdi antre alanındayız. Çok güzel bir tasarım yapılmış. Burada söve çalışmalarımız yapılmış. Güzel bir ayna ve dolap bırakılmış. Aynı zamanda portmantomuz da mevcut. Bu kısma da sünger gelecek. Oturup ayakkabılarınızı giymeniz için askılığımız hazır. Tavana kadar birleştirilmiş. Beyaz da ışıklandırmalar geçilmiş. Gayet güzel. Hemen salon alanından başlamak istiyorum. Bu villamızda bir de alt katta yatak odamız var. En çok istenilenlerden bir tanesi. Şimdi içerinin ısı yalıtımı gerçekten güzel. Dışarısı 33 derece. Şu an herhangi bir cam açık değil. Gayet güzel içerisi. Yerlerde 60-120 seramiklerimiz var. Merkezi klima sistemlerimiz çekili. Kat kalorifer altyapı tesisatlarımız mevcut. Çok da güzel, geniş, heybetli duran, eve de farklı bir ambiyans katan güzel de bir televizyon ünitesi çalışması yapılmış. Gayet başarılı. En beğendiğim noktalardan bir tanesi de bu villamızda mutfak. Çok güzel bir mutfağımız var. Ada bir mutfak tasarımımız mevcut. Portatif bu. İsterseniz kaldırıp atabilirsiniz. İsterseniz bir ömür burada kalabilir. Etrafına bar sandalyeleri koyabilirsiniz. Sabahları kahvaltılarınızı pratik bir şekilde yapmak için. Mutfağı zaten görüyorsunuz. Prizler olarak gayet güzel. Fırınımızın
Ocağımızın, mikrodalgamızın, buzdolabımızın hepsinin yeri hazır. Tavana kadar sabitlendirilmiş. Gayet bol gözleri var. Bu da hanımlar veya beyler için gayet kullanışlı. Şimdi salon alanından bir yaya giriş kapısına, bahçe tarafına çıkışımız, bir de havuz alanına çıkışımız var. Havuz alanına çıkmak istediğimiz zaman şurayı açtığımızda harika bir esinti geliyor. Hava sirkülasyonunu çok güzel bir şekilde alabiliyoruz bu villamızda. Fiyat performans villası diyebilirim. Otomatik panjurlu yan tarafta kumandaları mevcut. Akıllı ev sistemimiz yok. Şöyle bastığımızda kendisi kapanır. Durdurmak istersek, ortaya yine yukarı yollamak istersek buna da basmamız, üste basmamız yeterli. Şimdi antre alanından devam edelim. Salonu son bir tur gösterdikten sonra hemen burada bir misafir lavabomuz var. Alt katta salonumuz var, mecbur. Bir de lavabo olmak zorunda, misafire özel. Şimdi alt kattayız. Güzel bir yatak odamız daha var. Otopark alanına yine havuz tarafına çıkan bir sürgülü kapımız yapılmış. Panjurlarımız var. Işıklandırmaları görüyorsunuz. Ve benim genelde villalarda en çok beğendiğim tasarım da bu arkadaşlar. Özellikle şu seramik tarzı görünümlü bu boya ve madde, daha doğrusu öyle söyleyeyim, plastik ismini bilmiyorum, yanlış bir şey söylemeyeyim. Ve şu ahşap söve çalışmalar, bu komidinler gerçekten çok güzel. Prizleri, komidinle mesafesi ise oldukça iyi. Misafir yatak odası yapabilirsiniz. İsterseniz çalışma odası da yapabilirsiniz. Bir banyo lavabomuz var. Yaşlılık da var ileride. Yaşlandığınız zaman kullanılacak bir oda da mevcut. Eğer yaşlınız varsa zaten onun için birebir bir oda. Banyo lavaboyu da göster. Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Aydınlatmalardan bahsetmiyorum. Merkezi klima sistemleri mevcut. Klimanız geldiğinde direkt takacaklar. Tek bir motorlu çalışma sistemi üzerine kurulu. Şimdi daha bitmesine şöyle hafif bir haftadan az bir süre kaldı. Bu alt taraflara ekstra bir süslemeler gelecekmiş. Onun bilgisini verdi, ne geleceğini söylemedi ama şimdiden başlamış. Güzel bir konsept gelecektir alta, eminiz. İşçiliğini de seviyoruz bu müteahhit firmanın. Şimdi yukarıya çıkarken antre alanında çok ferah. İçerisi beyaz. Şu kısımda şöyle kabartma doku tarzında güzel bir çalışma yapılmış. O da gayet boş duruyor. Hani direkt saf gri bir duvar olsaydı kötü görünürdü ama bu hafif çıkıntılar çok hoş gözüküyor. Sarkan büyük bir avizemiz var. O da oldukça güzel. Yukarıda da alt kattaki gibi birebir çalışılmış güzel bir komodinimiz var. Spot aydınlatmaları da gelecek bu arada. Burada yine güzel bir çalışma alanımız mevcut. Şimdi üst kattayız. 4+1 demiştim. Burada güzel bir yatak odamız var. Bu villamızda toplam 4 oda var. İkisinde bebeğin banyo mevcut, bir alt katta, bir de bu katta. Her şeyle gerçekten güzel. Alt kattaki odanın birebir aynısı. Metrekaresine kadar aynı. Sadece burada banyo lavabo yok. Onun ekstrası o. Aydınlatmalar da aynı şekilde. Cephe de aynı. Yine bu da otopark ve havuz alanına bakıyor. Her şeyle güzel bir villa. Şimdi burada bir ortak banyo lavabomuz mevcut. Onu da göster Şahin. Güzel bir banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesiyle termosifonu koyabileceğimiz alan da orada mevcut. Gel böyle. Şimdi geldik villamızın 3. yatak odasına. En büyük yatak odası. Villanın en büyük yatak odası burası. Ebeveyn zaten banyosu da mevcut olduğu için ebeveyn yatak odası burası yapılacak. Buradan bir balkona çıkışımız var. Onu biraz sonra göstereceğim. Komidinler yine aynı şekilde çalışmalar yapılmış. Gerçekten güzel. Yerlerde antrasit gri 60'a 120 seramiklerimiz mevcut. Şimdi şu gördüğünüz merkezi klima, her odada görmüşsünüzdür. Bunu bile çoğu müteahhit bu şekilde yapmaz. Bazıları direkt borular buradan sarkar. Bunun için de eline sağlık diyoruz. Kafanda bir şey var mı? Aman dikkat et. Güzel de bir çalışması mevcut. Buradan balkona çıkış var. Hiç çıkmayacağım. Diğer odadan çıkarız. Buradaki banyo lavaboyu göstermek istiyorum. Toplamda gördüğümüz 1, 2, 3 banyo lavabo. Bir de ekstra bir lavabomuz vardı salon katında. Onunla birlikte 4WC 3 banyo olur. Geldik sonuncu odamıza. Burayı da artık açalım. Biraz sonra çıkacağız. Birebir aynı. Anlatıp çok fazla vaktinizi almayacağım. Bir de şu köşeden al. Her odamızda televizyon skart girişi mevcut. Ondan bahsetmemiştim. Komidinlerin şeylerine kadar duruyor bu arada. Garantilerine kadar hazırlanış biçiminde hangi mobilya firmasıyla çalıştılarsa onların garanti kartları da
altlarında duruyor. Normalde bırakmazlar. Çünkü niye? Müteahhit firmaya hazırlanmış bir proje bu. Evi sahibinden sonra onlardan çıkar normalde. Geldik teras alanımıza. Normalde bir dairede alamayacağınız büyüklükte bir balkon var burada. Müteahhit firma bunu normalde istese şöyle 2,5-3 metrekaresini de alır, odalara dahil ederdi. Balkon çok da küçük olsa bir önemi yok. Neden? Çünkü zaten bahçemiz var. Bunu da yapmamış. Gayet güzel geniş bir balkon bırakmış. Çok kullanışlı. Bakın iki tane berjer, bir salıncak attığınız zaman burayı da isterseniz çevirdiğiniz zaman yaz kış bir kış bahçesi yapmış olursunuz kendinize. Yine ön cepheye bakıyoruz. Köşe konumda dedim. Yol cephe. İki tarafımızda yol. Fiyat 14 milyon TL. Şu emsalleri de gösterir misin? Şöyle bir tam tur dön istersen. Tam tur dön görünsün. Bakın bu bölgedeki emsal rakamlar en yüksek hangisi diye bana soracak olursanız 19,5 milyona satıldı. 19 milyon 500 bine satıldı. Eli kulağında olanlar var. 20 milyon küsurlarda. Yine 20'nin üzerinde, 20'nin biraz altında villalar var. Onlar da satılıyor. Satılmaya da devam ediyor. Buradan da kamelya alanımızın üstünü görüyoruz. Oraya da kumlu mevran yapmışlar. Bizim üstümüz kiremit. Kiremitte ısı izolasyonu çok daha güzel sağlıyor. Aynı zamanda tamiratı herhangi bir şekilde bir sorun olduğu zaman tadilatı çok daha kolay. 305 metrekare arsa üzerine kurulu. 4+1 ada mutfaklı Amerikan mutfak tasarımında müstakil özel otoparklı özel havuzlu köşe başında güzel bir villamızın tanıtımını yaptık. Satış rakamımız 14 milyon TL. Bence burayı kaçırmayın derim. Eğer burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.